Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar şu yuvada birkaç yavrumuz var, onları inceleyeceğiz. Onun haricinde buradaki yuvamızda yumurtalar var, onların dolu boş kontrolünü yapacağız. Sizlere de bunları göstermiş olacağız. Kendiniz de evde yani beslediğiniz kuşlarınız varsa kontrolü nasıl sağlanıyor buradan görmüş olursunuz arkadaşlar. Onun haricinde eş denemesi yapmayı düşünüyorum. Şu dişiyi bir kontrol edeceğim. Onda eğer yumurta yoksa, araları çok güzel normal erkekte ama onda yumurta yoksa o dişiyi alıp buradaki 1 numaradaki erkeğimize eş denemesi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Veya 7 numaradaki erkeğe eş denemesi ama ilk tercihim tabii ki 1 numara. Erkek çok güzel yavru veriyor, çok güzel yavru bakıyor. Buradaki de gene aynı şekilde ama bunun zaten dişisi var normalde. Yağlandığı için şu anda yumurtlayamıyorlar. Yağlanma bittikten sonra tekrardan dişini açacağım ve yumurtlamaya devam edecekler arkadaşlar. Bunun dişinde yağlanmayı halledebilmek için salma kafesine attım. Şu anda vitamin vermeye başlamadık, zaten dün aldım arkadaşlar ben bunu buraya. Vitaminini de kullanmaya başladıktan sonra tamamen yağlanması geçecektir. Dişimiz de şurada. Yumurtası vardı. Yumurtayı ben kendim çıkarttım aldım. Yağ olduğu için yumurtlayamamış arkadaşlar hayvan. Yağlandığı zaman yumurta olmuyor biliyorsunuz. Hayvan yumurtlayamıyor yani. O durum yaşandığı için yumurtayı ben çıkarttım. Gönderdiğimiz kuşlarımız oldu. Hangi kuşlara gönderdik? Salmada bir tane violet dişimiz vardı. Bir tane Japones erkeğimiz vardı. Rengarenk painted arkadaşlar. Onun haricinde bir tane de Japones çiftimiz vardı. DF Lutino dişi. Gene kendi ürettiğimiz dişilerden. Erkek de gene kendi ürettiğimiz erkeklerden arkadaşlar. Güzel bir tane de violet erkeğimiz vardı. Onları verdik. Amasya'ya gittiler. Çok uzağa gitmediler. Hatta Amasya'dan abimiz kendisi geldi aldı. Violet yavrumuzu da hediye ettik. Aldığı erkeğin yavrusu zaten o da. Onu da hediye ettik, gönderdik. Kafes evimizde gene boş yerler açıldı. Oraları Allah nasip ederse önümüzdeki sezon dolduracağız arkadaşlar. Hani şu alt, aşağı kafesleri saymıyorum. Çünkü aşağı kafesi çok fazla kullanmayı tercih eden biri değilim arkadaşlar. Çünkü hayvanların sağlığı açısından olsun, işte video çekerken kuşların görünme potansiyeli olsun. O yüzden alt kafesleri ben genelde tercih etmiyorum. Şu sıradan itibaren sayarsak arkadaşlar, bir sıra burada var. Bunları sayacağız, bunları komple dolduracağız. Burayı Çanakkale'ye gönderdik. İkinci bunlar. Sonra geldik. Bura dolu mu boş mu, hemen bakıyorum. Buranın dolu olması lazım, dolu. İkinci orası arkadaşlar. Burası da dolu olması lazım. Aynen, burada dolu. Ama buralara dişi ayarlayacağız. 2, 3, 4, 5. Yani 5 çift oturtmamız lazım. Şu an zaten hali hazırda bir çiftimizi hazırladık biz. Hangisi? Hemen göstereyim. Geliyoruz. Çok güzel bir tane şov çift ayarladım arkadaşlar kendime yavrulardan. O da hangisi? Bakın bir tane dişimiz şurada. Karşıda. Bunun kardeşlerini komple gönderdik ki çok sağlam yavrular cidden. Ağlan kişiler de eminim pişman olmayacaklardır. Yavru almaya kalkışırlarsa çok güzel yavru yumurta alırlar. Veya konuşturmak isterlerse zaten yavru aldılar. Çok güzel, kolay bir şekilde konuştururlar arkadaşlar. Önümüzdeki sezon göreceğiniz dişlerimizden bir tanesi bu. Diğeri bu. Bakın burada çok güzel bir yavru. Daha gel kıramıyor düşünün. Ama sakalları görüyorsunuz. Diğeri bu. Sonra mavi şovlarımız vardı. Onlar neredeler? Birisi yemiyor arkadaşlar. Arkada dişi. Kesinlikle bizde. Arkadaki de bir tane de erkeğimiz var. O da kesinlikle bizde. Bu erkek de zaten bu dişi önümüzdeki sezonun sürpriz eşlemelerinden bir tanesi olacak. Şu erkeği de kendimiz ayırmayı düşünüyoruz. Yeşil biraz fazla oluyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Renk kıracağız, yani ne yapacağız? Yeşili maviyle eşleyeceğiz. Veya griyle eşleyeceğiz. Aynı renklerle çok fazla eşlemeyi düşünmüyorum. Sizlere de şöyle göstereyim kuşlarımızı. Genel sağlık durumu hepsinin gayet güzel. Herhangi bir problemleri yok Allah'a şükür. Çok güzel mesela bir tane erkek. Bizim erkekten ziyade aslında biraz daha dişlere önem vermemiz lazım. Çünkü dişler daha önemli arkadaşlar. Dişi eksiğimiz zaten bu sezonda yaşandı. Bunları biz boyadığımız zaman cilalamıştık. Şu an kayıyor. Geçen de yine temizledik. Kuşların biraz daha bunları tırtıklı hale getirmesi lazım tutunabilmeler için. Bakın burada güzel bir tane erkek yavrum var. Daha ilk tüyüne girdi. Cüssü olarak bayağı cüsseli. Kafa yapısı olarak bakın zaten kendini belli ediyor. Şöyle ışığın vurduğu yerden göstereyim. Bu önümüzdeki sezon beraber bizimle çalışacak olan erkeklerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın burada da kardeşi var, dişi. Dişi ihtiyacım olduğu için dediğim gibi onu vermiyorum. Bakın bununla şu yeşili eşleyeceğim. Tekrardan gösterelim. Gel. Gelmeyeceğim mi? Gel. Gel kızım. Erkek elimde, erkekten çekiniyor. Ama ben onu bir yakalamam lazım. Sizlere göstermem lazım. Neyse şöyle gösterelim. Çok güzel kafa da açıyor arkadaşlar daha şimdiden yavru olmasına rağmen. Ben yavrulardan cidden bu son aldığım yavrulardan özellikle bayağı bir memnunum arkadaşlar. Umarım bizi önümüzdeki sezonda memnun etmeye devam ederler. Kuşların bizdeki aralarındaki samimiyeti de görüyorsunuz. Hani bu ilerideki sezonda bizi çok fazla zorlamayacağını işaret arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Hayvanlar bize alışık.
tedirgin olmayacaklar, strese girmeyecekler, yavrularıyla falan ilgilenebileceğiz veya eş değişikliği kolay kolay yapabileceğiz. O yüzden hayvanlardan bir sıkıntımızın olmayacağını düşünüyorum. Bakın burada mesela bu erkek %100 bizde seneye. Bunu isteyen var hatta, bir iki arkadaşım, benim çok yakın olduğum arkadaşım istiyor ama bunu vermiyoruz arkadaşlar. Bizim seneye güzel damızlıklarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Şu an yavru olduğuna bakmayın. Ve daha yuvadan düşmedi. Kanat altı tüyler tamamlanmadı. Bakın gördüğünüz gibi. Kuyruk zaten kısacık arkadaşlar. %100 erkek bu da. Babası gibi bir şey olsa yetiyor zaten, de babasını bu her türlü geçer. Bunu uygulayacağımız bakımla beraber anne babayı kesinlikle yavru geçecektir. Diğer yavrular farklı yuvadan kaydırma. Bunların bu kuluçka sadece bir tane yavrusunu aldı. Zaten fazla sahip. Sahiplendirdik ama dediğim gibi bir tane aldık, o bizde. Yavru cidden çok iyi. Bu sezon dediğim gibi bunu vermeyeceğim. Bu kuluçkadan sonra zaten büyük ihtimalle bu çiftimizi ayırıp dinlenmeye alacağız arkadaşlar. Artık sezon sonuna geldik diyebilirim. Ama bunlar bir kuluçka daha geçebilir. Bunlara denk düşecek çünkü birkaç güne, hatta belki de bir haftaya falan bunlardan ilk yumurta yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır. Bir kuluçka daha alıp ondan sonra Eylül ayına kadar kuşlarımıza güzel bir bakım yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü sezonda bayağı bir güç, kuvvet, vitamin kaybediyorlar. Bunları tekrardan toparlamamız gerekiyor. Sahmada gösterdiğim maviler de buradaki erkeğimin yavruları arkadaşlar. Onlar da bunu geçti daha şimdiden. Baksana şuna. Anneleri çok güzeldi. Sarı yüzlü yeşil bir tane dişim vardı. Hatta o yavrular bu 61 numaralı yuvadan çıkma. Ama maalesef kaybettik arkadaşlar. Bakın şimdi ışık tutmadan gözle nasıl yumurta kontrolü yapılır size de göstereceğim. Bakın bu dişimizin yavruluğu da bize geçti. Herhangi bir stres durumu yok. Hatta elimizi alsam elimi kemirecekti yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Deminki dediğim olay bu. Yavruların bize alışık olması, aramızın böyle iyi olması arkadaşlar, yumurtladığı zaman veya yavrusu olduğu zaman sıkıntı yaşamamasına tercih şey oluyor, sebep oluyor. Bakın bu dolu mesela. Üstüne yatmasa. Gel az dışarı çık bakayım. Hadi. Sen bir yemeğini ye, dışkını yap. Hadi. Hemen söylüyorum. Bakın dolu, 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 boş. Kameradan da şu anda benim gördüğüm kadarıyla net bir şekilde gözüküyor. Bakın mat beyaz arkadaşlar, görüyor musunuz? Işık tutmadan anlıyoruz. Mat beyaz bu dolu anlamına geliyor. Hafif kızıllık var. Yumurtaya gelişmiş ya da bozulmuş. Yani içinde sarılık var arkadaşlar. Et yok. Bu dolu değil arkadaşlar. Şu üçü dolu. Bu dolu değil. Dolu boz kontrolünde böyle flaşsız bir şekilde yapabilirsiniz. Biz alıştık, hani alıştığımız için bize çok kolay geliyor. Ama sizler garanti olsun derseniz, hani alacaksınız, telefonunuzu flaşına tutacaksınız. Yumurta doluysa zaten içindeki damarlanmayı veya yavrunun hareketini her türlü görürsünüz. Biz kayıp atışını bile gördük. Hatta YouTube'a da videosunu attık. Kapanan Instagram hesabımızda da vardı videoları. Gözüküyor yani, net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Işık tutmadığınız zaman da, hani atıyorum kuşunuz bayağı bir şey korkak. Mesela şunlar bizim 20 numaralı kafesteki dişimiz. Aşırı korkak. Şöyle gösterebilirim sizlere. Bakın elimi sadece kafese götürüyorum şöyle. Kendini atacak yer arıyor arkadaşlar. Bunun böyle bir sıkıntısı var maalesef. Bunu hala düzeltemedik. Şu dişiye bakalım. Böyle korkak kuşlarınız varsa çok da fazla yumurtayı elinize almanızı tavsiye etmem. Bakın mesela şu an bunun yuva boş. Çok çok güzel anlaşıyorlar ama bir kontrol sağlamamız lazım. Onu da nasıl sağlayacağız şimdi tekelle? İnanın bilmiyorum. Olmazsa bu bir sonraki videoya kalsın arkadaşlar. Benim buna bir bakmam lazım. Erkek dişinin kanatlarını mahvetmiş bu arada. Demin dişinin kanatlarını ısırırken gördüm. Bayağı bir püskür püskür yapmış, bakın kanat uçlarından gözüküyor. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Eğer olmazsa, dediğim gibi hani yumurta falan yoksa cidden çok güzel anlaşıyorlar ve bir kere de çiftleşmeye kalkıştıklarını ben gördüm. Ama renk kırmak amaçlı arkadaşlar, mavi maviye değil de maviyi yeşile vurabiliriz. Bakın buradaki yeşil mesela erkeğin kendi dişi. Bu dişi direkt oraya kaydırabiliriz. Yoksa ben bu dişi alıp tekrardan buradaki erkeğe de atabilirim ama dediğim gibi farklı renklerde de eşlemeler yapmamız lazım. Öyle olursa daha güzel olur. Aldığımız yavrular zaten güzel. Oradan da sahiplenmek istediğiniz yavrular varsa ekran görüntüsünü çekip bizlere Instagram hesabımızdan atabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir Instagram hesabımız vardı. Oradan devam ediyoruz. Gene aynı şekilde Ayten Üretim'i yazacaksınız. Sonunda 2 mail sadece. Ayten Üretim 2 mail olacak sana. Zaten videonun açıklama kısmına ben paylaşıyorum arkadaşlar hesaplarımızı. Oradan bakıp da takibi sağlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.